Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün Ege Sür Almanya serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısında efendim. Geçtiğimiz bölümde ne yaptık? Almanya'mızla ilk başta Hollanda'ya savaş ilan ettik. Ardından ise Hollanda topraklarında istikrarı sağladıktan sonra güçlenip Belçika'ya ve Lüksemburg'a da savaş ilan ettik. Sonrasında ise oralarda da aynı işlemleri yaptıktan sonra Çekya, İsviçre ve Danimarka devletleriyle de savaşıp onların topraklarını da topraklarımıza kattık. Onun haricinde Berlin'e yatırımlar yaptık. Şöyle göstereyim. Berlin'deki durum bu şekilde ve ekonomisi 110.000 seviyesine gelmiş bulunmakta. Halkımızın mutluluğu %100, tüm topraklarımızın mutluluğu %100. Şöyle olmayanlara da biraz festival yaparak %100'e çıkaralım. Gördüğünüz gibi halkımızın mutluluğunu ne kadar önemsiyoruz abiciğim. Halkımızın mutluluğu bizim için önemli. Hatta savaşa girecek olmamıza rağmen vergileri de kapatıyoruz. Bakın savaşa gireceğiz, ona rağmen vergileri kapatıyoruz. Bu arada dostlar, daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı ve yorum atmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok destek olmak istiyorsanız kanala katılabilirsiniz. Şimdi efendim savaşımızı ilan ettik. Fransa geçtiğimiz bölümde ne yapmıştı? İspanya'yı yenmişti abi. İspanya'yı yenerek onun topraklarını kendine katmıştı ve bu bizim için gayet güzel bir şey aslında. Neden güzel bir şey? Çünkü biz o toprakları istiyoruz abi. Biz o toprakları istiyoruz ve bu yüzden de bizim için güzel bir şey. Bu şekilde kalsın abicim şu an. İspanya topraklarını da bu sayede tek bir savaşla, sadece Fransızlarla savaşarak almış olacağız. Bu da bizim için gayet güzel bir şey. Güzel bir haber abi. 7.000 kişi buraya, 8.000 de buraya. Çıkar mı atacak, nereye atacağı konusunda bir fikrim yok. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz abi. Güzel bir saldırı yaptı şu anda. Evet, Fransızlar savunma konusunda gayet başarılı abi. Gördüğüm kadarıyla savunma konusunda gayet başarılılar. Şuraya 20.000 kişilik ordu kaydıracağım. Ardından 20.000 kişilik orduyu da şuraya kaydıracağız. Burada ilerlemeye şimdi başlayabiliriz. Fransa ile savaşıyoruz abi. Tabii ki de normal bir devlet değil. Böyle kayıpların yaşanması normal. Hatta savaşın başında daha ne kadar kayıp yaşadığımı göstereyim. Biz 57.000 kayıp yaşarken Fransızlar şimdiden 58.000 kişilik kayıp yaşamışlar abi. Daha savaşın başındayız ve başı olmasına rağmen bu kadar kayıp yaşadık. Valla bayağı büyük kayıplar yaşanacak gibi gözüküyor abi. Şöyle ilerlemeye devam et. Sen de buradan ilerle, sen de buradan ilerle. Hocam sen şuraya kay. Sen de şuraya kay. Henüz daha ilerlemeye devam etmeyeceğiz. Çünkü bir oradaki topraklardaki adamların bir oturması lazım. Bir düzenin oluşması lazım orada. Gördüğünüz gibi şu an düzen oluştu. Her toprakta 10.000'e yakın asker var. Artık ilerlemeye tekrardan başlayabiliriz demek oluyor bu. İlerleyelim o zaman abi. Ama buradakiler bekleyecek. Buradakiler bekleyecek. Sen de şöyle 10.000 kişiyle şuraya gel. Hadi bakalım. Buradakiler bekleyecek henüz. Orduların dağılmasını istemiyorum. Düzenli bir şekilde ilerlemeleri için şu an orduları dağıtmadan düzgün bir şekilde ilerleteceğiz ve bu yüzden de biraz beklememiz gerekiyor arada tabii ki. Hadi bakalım, karne de alın hızlıca. Güzel. Artık Fransızlar bize karşı bir direniş gösteremez. Çünkü orduları yenildi abi. Yani büyük, o asıl zorlayacak olan orduları ilk başlarda yenildiği için şu an bize karşı bir artık direniş gösteremezler. Bu yüzden artık rahat rahat ilerleyebiliriz abi. Rahat rahat istediğimiz gibi kafamıza göre ilerleyebiliriz. Hatta Monaco'ya da savaş açabiliriz. Monaco'yu da gelmişken almış olalım değil mi abi? Hazır gelmişken onları da alalım. Şöyle ordularımız Monaco'ya gitsin. Ordu yetmezse diye arkaya biraz daha ordu da gönderiyorum. Güzel, İspanya topraklarını da almış olacağız bu sayede. Onun dışında ise şöyle bir ilerleyin. Adalara da çıkarma atacağız. Adalar bizim için önemli. Sen de arkaya gidiyorsun. Fransız askerleri şuraya, muhtemelen Dunkirk'e tekrardan çıkarma atacak gibi gözüküyor. Oraya desteğe gidersen güzel olacaktır. Ancak pek desteğe gerek kalmadı. Arkada batacağımız ordu yeterli olacak gibi gözüküyor. Ama çıkarma Dunkirk'e değilmiş. Çıkarma Dunkirk'e değilmiş. Çıkarmayı buraya atıyor. Orada da şu anda mevcut müdahale edebilecek askerimiz yok ama sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Ordularımız geliyor. Hem doğuda bastığımız ordu gelecek, hem de diğer batıdan dönen ordu gelecek ve o ordu ikisi birden sıkıştırmış olacak zaten. En fazla kale ise ilerleyebilir. Orduda onları yenmiş olacağız zaten. Güzel. Monaco'nun da işini bitirdik. İspanya'yı da yeniyoruz. Andorra'ya da burada savaş açabiliriz artık. Andorra'yı da yenersek güzel olacaktır. 3000 de buraya, sen de buraya, sen de buraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen de gel abi. Çıkarma atmaya ordu göndermem lazım artık. Benim şu ordu mesela artık çıkarma yapmaya gidebilir. Siz de hocam şöyle artık bunların gidişatını kapatın. Güzel. Yani orada bir şey yapamadılar zaten. Onları sıkıştırmıştık. Bir şey yapamayacaklarını da biliyorduk. Güzel bir şekilde hallettik burada işi. Saldırıları devam ediyor Fransızların. Oo, burada bir çıkarma daha geldi. Efendim sen 10.000 kişiyle git oraya. Şuraya müdahale edelim. Çıkarmalar bizi biraz yıpratıyor. Biraz yıpratıyor abi çıkarmalar. Yani aslında baktığınızda evet, güçlü ordularla çıkarma atmıyor. Çok az kişi de ordularla çıkarma atıyor ama o topraklarda mevcut direkt asker basamadığım için yapamıyorum abi bir şey. 50 kişiyle de atsa adam çıkarmayla toprağı alıyor yani. Çünkü orada ben asker basamıyorum. Bizim çıkarmamızı engelledi. Demek ki hala parası varmış ama pek fazla parası olmadığını anlamış olduk. Çünkü 1000 kişilik bir orduyla çıkarma attık. Ve adamın sadece 100 kişi falan ordusu kaldı yani. Bu da parası olmadığı anlamına geliyor. Parası olsa çok daha fazla asker basabilirdi abi çıkarma attığımızda. Güzel, artık buradaki İspanya'daki işte bitti. Hemen hızlıca şuraya gelin bakalım. Orduların birleşmesini istiyorum artık. Şöyle birleşmeye gelin abi. Onun dışında başka yapacak bir şeyimiz yok. Tüm ordular Barcelona'da birleşecek. Efendim sen 30.000 kişiyle ta oralara kadar ne yapıyorsun? Gel direkt Barcelona'ya hocam. Seri. Yine bir çıkarma planlıyor. Of. Ama senin çıkarman yetti be. Ama yetti be. Kardeş yeter yani. Ne çıkarma attın be? Harbiden yeter yani. Türkiye bu arada İtalya'yı yeniyor şu anda. Türkiye İtalya'yı yeniyor. İtalya eğer topraklarını kurtarırsa dalabilirim abi her an İtalya'ya, haberiniz olsun. Çünkü böyle bir fırsat her zaman ayağımıza gelmez. Şimdi Fransızları tamamen işgal ettik. Ama bunların başka bir yerde toprağı var. %100 gözükmüyor abi. Nerede bunların toprağı var acaba? Abi adamlar Afrika'ya kaçmış. Neyse zamanında Afrika'da zaten bol bol yaşadınız. Şimdi de yaşamaya devam edin abi. Ama tabii ki de toprakların alayını alamıyoruz abi. Şimdi Andorra'yı aldık. Andorra'yı aldığımız için normalde ben kuzeyinden alırdım Fransa'nın ama bu sefer buralardan toprak almam gerekiyor. Çünkü Andorra'yı aldık abi. Oradan oraya bizim topraklarımızın ulaşması lazım ama yine gayet güzel alabildik toprak. Paris'i dahi aldık abi, güzel. Şimdi ek olarak şöyle... Altılık bir de şunu aldık mı tamamdır abi. Gördüğünüz gibi Almanya olarak gayet güzel bir şekilde şu anda yendik abi Fransızları. Ama istediğimiz kadar toprak alamadık. İstediğimizden biraz daha az toprak aldık ama olur abi, problem değil. En azından baya toprak aldık. Şöyle hemen hızlıca Berlin'e geri dönün ve bu toprakların da asimilasyon işlemlerini yapacağız. Bakın savaşta olmamıza rağmen, böyle büyük bir savaşta olmamıza rağmen vergiler kapalı abi, sıfır. Direkt full kapalı. Biz de bu kadar güçlü bir devletiz yani abi. Savaşta olmamıza rağmen direkt %0 yapabiliyoruz vergileri. Mükemmel bir devlet olduğumuzu buradan görebilirsiniz. Şimdi efendim Almanya olarak Amerika'ya bir sefer düzenlesek mi acaba? Çünkü Amerika bizde zaten ilişkisi kötü. Ekonomisi bizden kötü, nüfusu bizden iyi sadece. Dünyada şu anda güçlü bir devlet olduğunu gösteriyor ve dünyanın en güçlüsü benim diyor. Bu arada şu an gördüğünüz gibi vergileri açtım abi. Aşmamız lazım toprakları asimile etmek için. Aslında Amerika'ya bir kale taktiğiyle saldırırsak güzel olabilir diye düşünüyorum. Onun ekonomisini bitirmemiz lazım abi. Kale taktiğiyle saldırırsak Amerika ekonomi kaybeder ve bizim için iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden Amerika'ya bence saldırmalıyız abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir fikrim yok. Ama benim ne düşündüğüm belli abi. Benim düşündüğüm şey kale taktiğini uygulamamız. Kale taktiği bizim için çok önemli abi. Hemen hızlıca asimilasyonları yapın. Devam edin abi asimilasyonlara. %80 toprakların şey yapılmasına gerek yok. İtalya topraklarını kurtardı ama şu anda ona savaş açmayacağım. Böyle bir şey yapmayacağım abi henüz. Bunu yaparsam Amerika seferine gidemeyiz abi. Şu toprakları asimile edip direkt Amerika seferine gitmeyi düşünüyorum. Amerika çünkü bayağı güçlenmiş yani. O adamı daha kimse yenemez. O adamı daha kimse yenemez. Direkt kıtayı almış. Kuzey Amerika'yı almış direkt adam. Yani onu daha şu an kimsenin yenebilecek gücü yok benim dışımda. Bu yüzden onu direkt zayıflatmalıyım ya ben. Vallahi direkt zayıflatmalıyım. Amerika kusura bakmasın ama kusura bakacak bir şey de yok. Bunu yapacağız abi yani, yapacak bir şey yok. Kimse kusura bakmasın hocam. Biz burada Almanya olarak çıkarlarımızı tabii ki de korumak zorundayız. Hemen hızlıca ordularımızla. Bu arada... Ne? Ha tamam, bir sıkıntı yok. Yanlış yere mi tıkladım ben? Berlin'in ekonomisi niye bu kadar kötü diyorum. Berlin'in ekonomisi gayet düzgün. Vallahi bir an... Bak çarptı böyle kalp krizi. Yani Berlin'e baktım, ulan ekonomisi yok gözüküyor dedim. Ne kardeş, ne alaka? 5000 falan ekonomi gözüküyordu. Herhalde yanlış yere tıkladım. Üstüne bir daha baktım. Berlin'e mi tıklıyorum acaba diye. Berlin'de gibi gözüktü. Valla neyse, iyi. Bir sıkıntı yokmuş en azından. Şimdi biraz para biriktireceğiz. Kale taktiği için biliyorsunuz kale basacak ve oraya ikmal kampı inşa edecek kadar paramızın olması lazım. Şuraya da bir ikmal kampı yapalım hızlıca. Bu ordular burada beklerken paramız birikecek ve ardından gideceğiz. Saldıracağız abi Amerika dostumuza. Amerika dostumuza saldırmamız şu anda bizim için önemli abi. Onu daha fazla güçlenmeden engellememiz gerekiyor. Bana saldıran birkaç ülke var. Yani bunlarla uğraşabilecek durumda değiliz abiciğim. İstersek uğraşırız ama gerek yok böyle bir şeye. Direkt başkenti Washington'a çıkacağım bu arada. Bakın gördüğünüz gibi direkt kıtayı almış eleman. Direkt Kuzey Amerika'yı almış. Direkt bunları aldığı için daha bu adamı yenebilecek bir güç yok abi. Bu adamı daha yenebilecek bir güç yok. Biraz fazla tur geçtim ve bu kadar tur geçince ekonomi biraz kötüleşti. Daha doğrusu ekonomimiz değil, mevcut olan paramız kötüleşti. Ama sıkıntı yok abi, borç çekersek en azından inşaat yapacak kadar para gelecektir bize. İkmal kampı ve kale inşa edeceğiz hızlıca. Şimdi elimizdeki parayı da biraz da borç çekersek eğer, böyle bir tık borç çekersek bizim için iyi olur. Ve buradan taze askerler basacağız abi. Böyle direkt Amsterdam'da ve onların yakınlarında basarsak bizim için daha iyi olur. Hatta yakınlarında basmaya bile gerek yok. Güzel. Şimdi Washington'ı aldık. Kale taktiğiyle bekleyeceğiz abi. Onların bize saldırmasını bekleyeceğiz sadece. Umarım ya, Amerika'da yapıyor bu deliliği. Direkt benim toprağıma çıkarma atmaz. Direkt benim toprağıma çıkarma atmazsa bizim için sıkıntı olmaz gibi gözüküyor. Güzel, takviye ordularımız da geldi şu anda. İyi bir şekilde direniyoruz abi. Vallahi şu an verilen kayıp nedir? 130.000 kayıp vermişiz Amerika'ya. Bizim ise verdiğimiz kayıp sadece 80.000 abi. Gördüğünüz gibi 130.000 kayıba 80.000 gayet iyidir abi şu anda. Sayılar bizim için çok iyi gözüküyor. Biraz daha hemen hızlıca asker çıkaralım. Amsterdam'ın biraz nüfusun içine ettik maalesef. Ama yapacak bir şey yok abi şu an. Askere ihtiyacımız var ve basabileceğimiz en mantıklı yer orası. Bu yüzden de oradan basmamız gerekiyor abi. 60.000 kişilik ordu falan getirmiş. Getirsin abi. Ne kadar ordu getirirse bizim için o kadar iyi. Şu anda zaten ordumuz gayet yeterli seviyede. 270.000 kişilik kayıp verdirmişiz onlara. 270.000 kişilik kayıp abi, ne demek? Vay anasını, harbiden gayet güzel kayıp verdirmişti ama bu kadar ordu nasıl basabiliyor? Ben basamıyorum abi o kadar ordu. Ben basamıyorum o kadar ordu, o nasıl basabiliyor anlamadım. Onun ekonomisi benden daha kötü. Nasıl bu kadar ordu basabiliyor ya? Yani şimdi bakıldığında aslında onun fazla ordusu yok ya, o yüzden basıyor da olabilir abi. O yüzden basıyor da olabilir. Bizim orada çünkü direkt birleşmiş büyük bir ordumuz var. O yüzden dolayı biz basamıyor olabiliriz abi. 180.000 kişilik ordumuz var. Gayet güzel abi. Washington'a şöyle bir geldik ve barışımızı da yaptık artık. Washington bizim abi. Adamın direkt tek savaşta başkentini aldık. Bu durumda bizim gücümüz nedir abi? Bunların 596.000 ekonomisi, nüfusu da 16 milyon. Yani nüfusta onlardan hala güçlü değiliz ama yapacak bir şey yok abi. O kadar da nüfusta da geçemiyoruz Amerika'yı. Yani yapacak bir şey yok. Eleman nüfusta baya güçlü abi. Ama Polonya'yı falan yendiğimizde onları da nüfusta yeneriz diye düşünüyorum. Avusturya ve Slovakya seferlerini yapalım. Rusya ta buralara kadar gelmiş, zahmet etmiş. Aslında Rusya'nın da Kaliningrad bölgesini hemen hızlıca alalım ya. Berlin'de tabii ki de asker basmayacağız, öyle bir aptallık yapmayacağız. Kaliningrad'ı bence hızlıca almalıyız ya. Orayı hızlıca alırsak bizim için güzel olur. Ne kadar hızlı bizim olursa o kadar iyi olur abi. Direkt Polonya'yı aldığımızda Weimar'ı kurabiliriz. Burası bizim için önemli. Hemen gel abi buraya. Güzel. Güzel. Hocam şu iki toprağı bana ver. Senle bir sıkıntımız yok. Vallahi güzel. Rusya ile artık bir problemimiz şu an için kalmadı abi. Kaliningrad'ı da aldığımızda Rusya ile artık bir problemimiz kalmadı. Gayet iyi. Hastalıklar yine devam ediyor. Yanlışlıkla asimilasyon yapıyorum onları ama onları aslında asimile etmemiz lazım. Şu anda Amerika ile biraz ilişki geliştirelim. Yakın zamanda Amerika'ya saldıracağız tekrar ama şu an değil abi. O an şu an değil. Yeni başkenti neresi olmuş? Santa Rosa diye bir yer olmuş. Şöyle merkezi bir yerde güzel bir başkent yapmış. Artık çıkarma atarak direkt kale taktiğiyle başkentini alamayalım diye herhalde böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Neyse dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada artık videoyu sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.